Fanatik gazetesiyle başlayalım Ekrem. Başlayalım. Ardından senin geri bildirimlerini rica edeceğim. Öncelikle Sayın Başkan'ın açıklamaları. Fanatik gazetesi 21 takımlı lig masada der. Futbol Federasyonu Başkanı Kulüpler Birliği ile dün yaptığı 4 saatlik toplantının ardından Süper Lig'in 12 Haziran'da başlaması için 18 kulübün tamamının destek verdiğini açıkladı. Şimdi önce bunu sorayım sevgili Ekrem. Artık evet. 12 Haziran start diyebilir miyiz? Artık öyle. Yani çok büyük bir şey çıkmazsa, çok büyük bir mani çıkmazsa 12 Haziran'da başlıyoruz. Bu maniden kasıt da hani ciddi anlamda salgının tekrar alevlenmesi ya da işte futbol takımlarında çok sayıda şu anda gördüğümüzden belki biraz da sayıca hem fazla hem de etki olarak vaka türü olarak da daha etkili vakaların görülmesi bence bunu ancak değiştirebilir. Onun dışında herkesin mutabık olduğu bir durum. Hayat yavaş yavaş normale de dönmeye başlıyor ki bayram sonrası alınan kararlarla birlikte biraz daha normalleşmeye başlayan bir hayat da olacak. Tahminim uçuşlar da başlayacak Haziran ayının ilk haftası gibi. Ya bu demek oluyor ki aynı zamanda bunun da öngörüsü yapılmış. O yüzden hani yurt dışı ve yurt dışı uçuşlardan bahsediyorum. O yüzden artık biraz daha seyircisiz oynanacak futbola en azından bu sezon için hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu sezonu bir bitirelim gerekiyor. De 8 haftayı bir kazasız belasız atlatalım da. Şimdi asıl İnşallah. Ama ikinci konu. Hı-hı. Sen şimdi o heyecanları da fazlasıyla yaşamış bir futbolcu olarak. 7 kulübün düşme olmasın. Önümüzdeki sezon Süper Lig 21 takımla oynansın yönünde talebi olduğunu belirtiyor Sayın Başkan. Hı-hı. Başvuruyu değerlendireceklerini ifade ediyor. Şimdi federasyon Ekrem sen yıllarca oynadın. Her türlü bu heyecanı da yaşadın. Sen ne diyorsun deseler Ekrem Ekşioğlu'nun cevabı ne olur? Yani son günlerde çok gündeme geldi. Ve bana göre böyle bir karar alınacaksa lig başlarken olur. Yani oyun kurallarını başta koyarsınız. Dersiniz ki bu önümüzdeki sezon eğer ki birçok kez gündemimize geldi öyle değil mi? Benim oynadığım dönemde de futbolcu olduğum dönemde oynadığım takımlarda küme düşmeme mücadelesi veren takımlar da bunu yaptı. Bir anda dediler ki işte lig oynanırken işte 20 takım olsun ya da böyle bir söylenti atılıyor ortaya. Bu sefer bu takımdan destek geliyor. Yani bunlar sezon içi olacak şeyler değil bana göre. Bunu bir fırsat olarak değerlendirmeye de gerek yok şu anda yaşanan durumları. 7 takımın başvurusu değerlendirilecektir eminim ki. Ama ben çok olumlu sonuç çıkacağını düşünmüyorum. Sabah gazetesiyle devam ediyoruz. Bein manşete. Uğurcan ve Abdülkadir transfer iddialarına kulaklarını tıkamış. Avrupa onları, onlar şampiyonluğu istiyor. İkili için konuşulan rakamlar 50 milyon euroyu geçse de onların tek hedefi var. Trabzonspor formasıyla şampiyonluk yaşamak. Testler negatif çıkmış. Altta karneleri Sabah gazetesinin Yunus Emre Selin haberi bu. Bir futbolcuyu nasıl etkiler? Böyle şampiyonluğa giden bir takımda oynuyorsun. Çok güzel transfer haberleri yazılıyor senin için. Oyuncuya bağlı. Oyuncu çok iyi motive edebilir. Motivasyonunuzu arttırabilir. Ya da kafanızı karıştırabilir. Bu noktada çok motive edici bir durum bu bence. Televizyonun Arpa'dan... sesini aç sevgili Uğurcan, sevgili Abdülkadir. Bak Ekrem abinizin söylediği çok önemli. Yani çok da iyi olabilir, kötü de olabilir. Yani burada oyuncunun vereceği tepki gerçekten çok değerli, çok önemli. Tutumu önemli. Burada oyuncunun buna tepki vermesinin, buradaki tutumunu... kendi nasıl diyeyim bakış açısı gerçekten çok önemli oyuncunun ama o bakış açısını o gelişimi sağlayabilmiş olması onu hazmedebilmesi gerekiyor. Genç yaşta da olsa bu teklifleri hazmetmek. Bu genç yaşta bu teklifleri duymak insanı çok onore edebilir. Muhammed vardı Beşiktaş'ta biliyorsun. Tabii ki. Milan istiyor, Inter istiyor, Barcelona istiyor neler yazıldı 18-19 yaşındayken şu an nerede bilmiyorum. Yani hepimiz daha 10 yaşındayken falan hepimiz tanırdık onu değil mi? Hepimiz biliyorduk. Televizyonlara da çıktı. Top toplayıcılık yaptı bizim oynadığımız maçlarda vesaire. Hepimiz tanıyoruz oradan. Tabii bunu bir şekilde bu aslında bir meydan okuma. Bununla nasıl baş edeceksin? Oyuncu zaten çoğu zaman bu konularda yalnız kalmıştır oyuncularımız. Şimdi biz bunu büyük ölçekte görüyoruz. Bunun bir de küçük ölçekte işte büyük takıma transfer olma veya Süper Lig'e transfer olma olarak görürsünüz. Bunu oyuncular kaldırabilir veya kaldıramaz. Bu noktada onore edici transfer teklifleri bunlar.